Bugün size anlatacağımız konu sürdürülebilirlik başlığı altında devam mı, tamam mı? Ve benim slaytım var bugün size anlatacağım ve slaytım da şu deniyor. Şundan bahsediyorum ben size. İyi olan kazansın diyorum. Aslında tamam dediklerimiz iyi, devam dediklerimiz iyi, tamam dediklerimiz kötü çerçevede düşünebilirsiniz. Aslında bugün konuşmama keşke Greta da gelseydi diye düşünmedim değil. Greta'yı hepiniz biliyorsunuzdur, şu an galiba 18 yaşında. Sizin yaş grubunuzdayken biliyorsunuz 2018'de iklim zirvesinde bir eylem yaptı. Çok aktivist bir eylemi vardı ve dedi ki artık bla bla management yapmayın, artık boş boş konuşmayın ve somut eylemlere geçin dedi. Sizlerin dedi ahlaki ve vicdani, toplumların ahlaki ve vicdani sorumlulukları var dedi ve bizlerin somut olarak artık dedi iklim mücadelesine yönelik adımlar atmamız, toplumların iyileşmesine yönelik adımlar atmamız gerektiğini söyledi. Greta aslında iklim elçiliği konusunda lider bir karakter oluştu. Ve eminim içinizde de birçok Greta vardır diye ben düşünüyorum. Çünkü bir uyanış yarattı. Çok gençti ama ruhu, inançlarıyla birlikte, cesaretiyle birlikte siz yaş grubunuz için, burası Z kuşağı galiba, çok büyük bir uyanış yarattı ve Z kuşağından olan beklentiyi de artırdı aslında. Ben ismim Havva Ergün, 20 senedir sürdürülebilirlik konularının detayında çalışıyorum, birçok başlık altında tecrübem var. Ana tecrübem inşaat, endüstriyel projeler ve işletmeler şeklinde. Ben sürdürülebilirliği nereden öğrendim? Aslında sürdürülebilirlik belki son dönemde pandemiyle birlikte çok popüler bir kelime olsa da aslında tarih boyunca hayatımızda olan bir konu. Mesela mitoloji eğitimleri de alıyorsunuzdur belki veya tarih eğitimleri. İşte mitolojide tanrılar birbirine kızıyor, fırtınalar çıkartıyor, kuraklıklar oluşturuyor. Nuh'un gemisinin taşındığı süreç var. Aslında orada da iklim krizlerinden bahsediyor. Nuh'un gemisinde ne yapıyorlar? Çok şiddetli bir iklim krizi başlıyor ve insanlar bulunduğu bölgeden gemiyle birlikte taşınmak zorunda kalıyorlar. Sürdürülebilirlik kelimesini her ne kadar yeni konuşuyor olsak da tarihler boyunca ve bize anlatılan hikayelerde de gördüğümüz gibi hep bir iklim krizi, hep insanların maruz kaldığı sıkıntılardan bahsedilen hikayeler var. Benim kelimem aslında oldukça zor ama anons yapan arkadaş çok kolay söyledi. Demek ki Z kuşağı için düzgün bir kelime seçmişiz. Şimdi bu kelimeyi seçerken aslında biraz ironi yapmak istedik. Sürdürülebilir kelimesi o kadar yaygınlaştı ki altı biraz boşaltıldı maalesef. Sürdürülebilir konusu son derece bilimsel, inançları gerektiren, inandığını yapmayı gerektiren bir konu. Altı çok boşaltıldığı için biz de hem yarı inanarak ya da inanmayarak şu kelimeyi söyledik. Sürdürülebilirlikleştirebildiklerimizden misiniz diye. Ben bu kelimeyi söylerken oldukça çalıştım öncesinde. Ama benim ekibimde sizin yaş grubunuza yakın kişiler var. Onlar seçti. Onlar da burada geldikleri için teşekkür ediyorum. Size anlatmak istediğim şey iyi olan kazansın. İyi olan nedir? Onun tarifi. Benim dünyamdaki iyi olan nedir? Sizin için iyi olacak nedir? Aslında neyin kazanması gerekiyor? Neye devam dememiz gerekiyor? Onu anlatmak istiyorum. Şimdi sürdürülebilirlik bir maratondur dedik. Ben bu maratonun ne zaman başladım? Ben çevre mühendisiyim. Çevre mühendisinden mezun oldum. Çevre mühendisliğinde de tabii sürdürülebilirliğe yönelik birçok eğitimler aldık. İşte iklim krizine, ekosisteme, biyoçeşitliliğe yönelik, hava kirliliğine yönelik. Ama bu sürdürülebilirliği hem iş hayatımda hem de okulda aldığım eğitimlerin ötesinde aslında ben sürdürülebilirliği babaannemden öğrendiğimi fark ettim. Neden babaannemden öğrenmişim? Benim babaannem doğanın içinde yaşayan, doğaya aşık, aslında doğayla konuşan bir kadındı benim babaannem. Ben de küçükken onun yanına çok sık giderdim. Anadolu'da büyüdüm. İnanılmaz kır çiçeklerin içinde koşardım. Düşünsenize uçsuz bucaksız kır çiçekleri ve sürdürülebilirlik konusunun aslında detaylarına orada aşık olmuştum. Benim babaannem bana ne derdi? Derdi ki işte torunu olarak dereleri kirletme çünkü ileride bu derelerden canlılar su içecek. Karıncalara basma çünkü onların çocukları var, evlerine yemek götürüyor. Çiçekleri kopartma çünkü çiçekler insanlar için yaratılmadı, doğa için yaratıldı ve onların yaşam hakkı var derdi. Her şeyin fazlası zehir derdi. Yani fazla tüketme, fazla konuşma, fazla depolama derdi. Mesela ben hayatım boyunca maalesef fazla depolamış birisiyim ve bundan vazgeçmeye başladım. Sürdürülebilirliği benimsedikçe. Aç insanları düşün. Komşun açken senin tok yatman aslında kabul görür değil derdi. Ve paylaşmayı öğren derdi. Sürdürülebilirliğin temel kavramlarından biri paylaşmaktır sosyal kapsamda.
Ve en önemli şey aslında İpek hocamın da belirttiği gibi dengede ol derdi. Sen bir ilişki içinde yaşayan bir canlısın. Neyle ilişki içindesin? Doğayla ilişki içindesin, toplumla ilişki içindesin. Sadece kendine olan faydayı değil, aynı zamanda topluma, çevreye, ekosisteme olan faydayı da düşünerek yaşa ki bir dengede ol. Bu öğretiler sonrasında açıkçası ben doğadaki her şeyin benim arkadaşım olduğunu düşünüyordum ve arkadaşlarımla çok mutlu geçinmeyi düşünüyordum. Onların yararına, faydasına bir şeyler üretmek benim hedeflerimden biriydi. Benim dönemimde başarılı öğrenciler, ben başarılı bir öğrenciydim açıkçası, başarılı öğrencilerin velileri hep çocukların doktor olmasını isterdi. Ben de bir ara doktor olmayı düşünmedim değil açıkçası. Ne yapmak istiyordum doktor olunca? Yine fayda üreteceğim, işte kansere çözüm bulacağım, bir Türkan Saylan olacağım işler yapmak isterdim. Ama sonra aynı şeyi düşündüm, dedim ki ya benim arkadaşlarım, doğadaki arkadaşlarım da hastalandı. Ben ne yapayım dedim, arkadaşlarıma da çare bulmam lazım bir. Ve çevre mühendisi olmaya karar verdim. Çok bilinçli bir tercih yaptım. Dedim ki arkadaşlarım hastalanmaması için, zarar görmemesi için doğadaki arkadaşlarımın sistemi değiştirmem gerekiyor. Mühendislik çözümleri bulmam gerekiyor ve bilimsel hareket etmem gerekiyor dedim. Ve çevre mühendisliğini seçtim. Şu an neredeyim? Şu an dediğim gibi 20 senelik bir sürdürülebilirlik tecrübem var aslında. Ve kurumsal bir yapının içinde çevreye yönelik, sürdürülebilirliğe yönelik kültürün oluşturulması, yapılan her aksiyonda, her aktivitede sürdürülebilirliğin içinde olduğu konular için kararlar verilmesini, değer olarak yaratılmasını sürdürülebilirliğin, attığımız her adımda bir sistem kurulması ve bilimsel olarak sürdürülebilirliğin uygulanması için destek amaçlı bir pozisyondayım. Bu büyük ihtimalle sürdürülebilir kalkınma amaçlarını görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını bakınca ne görüyorsunuz? Mesela birincisinde diyor ki yoksulluğa son, ikincisinde açlığa son diyor. Beşte toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsediyor. 14'te sudaki canlıları koruyalım diyor. 13'te iklim eyleminden bahsediyor. Aksiyon planlar oluşturacaksın artık diyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçları konusunda büyük ihtimalle dersleriniz vardır. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını Birleşmiş Milletleri tanımlıyor. Birleşmiş Milletleri diyor ki ben diyor kurumlara, devletlere diyor yol gösterici olmak için diyor bazı diyor ana noktalarda diyor sürdürülebilirlik amaçları, hedefleri tariflemem gerekiyor. Şu anda 17 tane gözükse de aslında 150 tane alt maddesi var yaklaşık. Buraya baktığımızda aslında ne diyor? Benim babaannemle aynı şeyi söylüyor. İyi insan ol diyor. Çevreyi koru diyor, doğayı koru diyor. Özüne baktığımızda sürdürülebilir kalkınma hedefleri diyor ki her şeyin iyisini yap diyor. Attığın her adımda birey olarak da diyor, şirket olarak da diyor, dünya olarak da diyor. İyi olanı, faydalı olanı üret diyor. Benim elimde sihirli bir değnek olsa acaba hani hangi konuda sürdürülebilir kalkınma amacı tarifler, hangi konuda hedef belirlerdim dersem mesela yoksulluğa son vermek isterdim açıkçası öncelik olarak. İklimi değiştirmek isterdim çünkü bütün dünyayı etkiliyor ve dünyanın sonu iklimden gelecek diyor. Maalesef hani birçok varsayım var ve gerçekleşme ihtimali yüksek. Cinsiyet eşitliğini dengelerdim, ayrımcılığa son verirdim. Sihirli bir değneğim olsa. En önemli şeylerden biri de nitelikli eğitim sağlardım. Yani şu anda sizin burada aldığınız nitelikli eğitimi dünyanın birçok yerinde maalesef çocuklar alamıyor. Ve dünya bu yüzden de aynı zamanda kalkınmıyor ve etik hareket etmiyor diye düşünüyorum. Ve sürdürülebilir kalkınma amaçları deyince lütfen aklınıza, iş hayatınızda çok karşınıza çıkacak. Hep iyi olanı anlattığını, iyi insan olmanın temellerinin içerdiğini ve iyi şirket olmanın temellerini içerdiğini unutmayın. Hep iyi olanı seçin o nedenle. Şimdi ben size belirttiğim gibi temel sürdürülebilirlik konusunda çalışıyorum şirkette. Kurumsal sürdürülebilirlikte. Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını içeren ama onun üstünde bazı kapsamlar olan bir çalışma. Biz kurumsal sürdürülebilirliği CSG olarak, İngilizcesi Environmental Social and Governance olarak, aslında daha çok karşınıza ESG logosu çıkabilir, adlandırıyoruz. Çevrenin başlığı altında benim işimde sadece iklim değişikliği yok. Çünkü iklim değişikliği çok önemli bir parametre ama iklim değişikliğini tetikleyen biyodiversite var, biyoçeşitlilik var.
canlıların yok olması da biliyorsunuz iklim değişikliğinde çok önemli bir etken. Su kullanımı var, su kullanımın azaltılması, su kaynaklarının korunması, denizlerin kirletilmemesi konusu var. İklim değişikliği planları yapıyor benim yaptığım görevde. Ve şu an birçok projemizde ciddi bir şekilde somut bilimsel verilere dayalı iklim değişikliği planları yapmak zorundayız. Atık yönetimini yapıyor, yenilebilir enerji kaynakları seç diyor. Mesela birçok artık projemizde güneş enerjisiyle rüzgar enerjisi kullanma yoluna gidiyoruz. Çünkü artık biliyorsunuz kömür çok ciddi bir kirletici ve kömür kullanımının yasaklanmasını talep ediyoruz. Ve bizim en önemli şeylerimizden bir tanesi kültürel miras. Ülkemiz o kadar değerli ki proje yaptığımız her noktada çok kazı yapıyoruz. İnşaat sektöründeyim ve kazılan her noktada neredeyse Roma İmparatorluğu'ndan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan eserler çıkıyor. Ve kültürel miras da aslında sürdürülebilirliğin çok önemli kalemlerinden biri. Şimdi ben çevre mühendisi olarak sizlere sunum yapıyorum ama sürdürülebilirlik her branşın aslında ilgilenmesi gereken ve sorumluluk duyması gereken bir konu. Şirketlerde de genelde sürdürülebilirlik komiteler tarafından yönetilir ve farklı branşlardan insanlar olur. Sosyal konular çok önemlidir. Sosyal konuların içinde ne var? İnsan hakları konusu var. Sürdürülebilirlik aslında temelinde az önce sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde de gördüğümüz gibi insan hakları dayalı, iyi insan olmaya yönelik birçok hedefler belirlememizi istiyor. Bizim skopumuzda, içeriğimizde insan hakları hangi başlıklar altında var? Mesela çalıştırdığımız işçileri çok doğru ortamlarda, standartları yüksek ortamlarda, mutlu olabilecekleri, konforlu çalışabilecekleri ortamlarda çalıştırmak zorundayız. Çalışanlarımızın iş güvenliğini düşünmek zorundayız, sağlığını düşünmek zorundayız. Cinsiyet eşitliğine yönelik projeler yapmak zorundayız. Nedir? Kadınlara da yeterince istihdam şansı, fırsatı yaratmak zorundayız. Kadınların güçlendirilmesi konusunda projeler, kadınların eğitilmeleri konusunda projeler yapmak zorundayız. Sosyal başlık da çevre başlığı kadar aslında sürdürülebilirlik konusunun içinde yer alan konulardır. Mesela bir proje yapıyorsunuz, yaptığınız projenin bölgedeki halkın da bir etkileşim var. Bölgedeki halka iş imkanı sağlamak zorundasınız. Sosyal anlamda da sürdürülebilirlik bunu destekleyen bir konudur. Kısa göstermek istediğim bir konu var. Varsayalım sizler inşaat mühendisisiniz ve bu konuda bir proje yapıyorsunuz. Demiryolu projesi yaptığınızı düşünelim. Bu projenin sürdürülebilir olabildiğini söylemek için az önceki başlıkların hepsini tek tek inceleyip sürdürülebilirlik gereksinimlerine veya doğaya olan etkileşimini, sosyal anlamdaki etkileşimi nasıl yönettiğinizi ispatlamak zorundasınız. Diğer türlü artık zaten dünya o kadar değişiyor ki finans şirketleri size fon sağlamamaya, para kaynağı sağlamamaya başlıyor. Mesela böyle bir proje yaptığımızda sürdürülebilirlik etkenleri ne oluyor? Halkla olan ilişki, ekonomik katkı, bölgede böyle bir proje yaptığında halka iş imkanı sağlıyorsun. Endemik türlerin korunması var. Toprağın, doğanın, suyun içinde nesli tükenmekte olan bitkiler var. Bunların korunması var. Mesela az önce sel felaketlerinden bahsettik. Bu projedeki en önemli sürdürülebilirlik konulardan bir tanesi yapılan projenin sel felaketlerine karşı dayanıklı, iklim krizlerine karşı dayanıklı olması lazım ki uzun ömürlü olsun ve halk zarar görmesin. Benim sürdürülebilirlik dediğim, kurumsal olarak ele aldığım birçok ana başlık var ve bunların yönetilmesi için hepsini düşünmek, hepsini nasıl koruyacağımı, dünyaya, topluma, çevreye nasıl faydalı olacağımı ispatlamam lazım ki şirketlerin de sürdürülebilirliği devam etsin. Yoksa finans şirketleri bize bu anlamda da destek vermiyor. Ben size çok kısa bir video göstermek istiyorum. Bizim gerçek bir videomuz bu. Az önce gösterdiğim alanda kazı çalışması yapmadan önce biyoçeşitliliği, canlıları, nesli tükenmekte olan çalışan canlıları korumak amaçlı. Taşınmasını sağladık ve biyoçeşitliliğe bu anlamda destek verdik. Şimdi ben sunuma başlarken iyi olan kazansın dedim. İyinin tanımı neydi? Çevre ve sosyal anlamda halka, çalışanlara,
katma değer sağlayan, öncelikle kendinize de katma değer sağlamanız gerekiyor tabii. Dünyaya değer katan her şey iyiydi ve dünyaya biz nasıl değer katabiliriz? Verdiğimiz kararlarla değer katabiliriz. İleride hepiniz birer yönetici olacaksınız, anne baba olacaksınız, öğretmen olacaksınız, mühendisler olacaksınız, avukatlar olacaksınız. Verdiğiniz her karar öncelikle dünyaya katma değer sağlayacak şekilde olması gerekiyor. Tüketim alışkanlıklarınızı değiştirerek katma değer sağlayabilirsiniz. Doğal olan ilişkimizi gözden geçirebiliriz. Nedir doğal olan ilişkimiz? Nerede fayda, nerede zarar üretiyoruz? Fayda kısmını tercih edebiliriz. Ve örnek bireyler olabiliriz. Sizden sonraki gelecek nesiller de var, sizden önceki nesiller de var. Yaptığımız her şeyde sürdürülebilirlik anlamında örnek olabiliriz. Ve hep iyi seçin diyorum, hep iyi olun, hep katma değer katacak şekilde yaşayın. Hep ruhumuza işlesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler.